Sevgili oğlum sana durumu bildirmiş. Hiç vakit kaybetmemiş bakıyorum. Böyle öğrenmeni istemezdim. Ne şekilde öğrenirsem öğreneyim hoşuma gitmeyecekti zaten. O itin hayatımda olması hiçbir şey değiştirmez baba. Sadece bizi bayramlarda aynı masaya oturtma yeter. Oğlum, atıp tutmuşsun Sermet'e de. Kuşkulanıyor. Bak, Erol'u falan zapt edemem şu çeneni tutmazsan. Sermet'i zor yatıştım. Ayrıca ben bu saatten sonra onlarla yolumu, kaderimi ayıramam. Sen kendi işine bak. Kendi yolunda devam et. Bizim işlerimizi de kurcalama. Ha, ayrıca aldığın o evrakı da geri ver bana. Bak baba, senin başını yakmak istemiyorum ben. Olup biteni otur anlat, seni korumaya alalım. Ondan sonra da yurt dışına rahat bir yere gönderelim. Oğlum, hadi, hadi beni korumaya aldın diyelim. Kendi kardeşinin de mi başını yakacaksın? Benden evladımın başını yakmamı bekleme. Bırak baba Allah aşkına. Senin için pazarlığa oturan adamdan evlat mı olur hiç? Ha? Olmaz. Benim işe gitmem lazım. Sen otur rahatına bak. Ama iyi düşün. Çünkü ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Necati abi aşağıda mısın? Bankaya gitmemiz lazım. Fırat, bak ben anahtarları sitenin güvenliğine bıraktım. Memlekete dönüyorum. Nasıl yani? Abi ne işin var senin aslanda? Oğlum bak, bu işi zorlamanın pek alemi yok. Ben buralarda yapamayacağım. Bırak döneyim, daha sonra görüşürüz. Ne oldu? Yaslana mı gidiyormuş? Verdiğin işi beğenmedi mi yoksa? Ne dedin adamcağıza? Onu da mı tehdit ettin? Ya ben ne diyeceğim ona? Daha yeni geldim. Sen banyodaydın, biraz konuştuk. Ne sürünüyorsun buralarda? Gel İzmir'de sana bir dükkan açalım dedim. Ortada mı bırakacaktım eski adamı? Tamam dedi anında o da. Tabii, öyle demişsindir. O da senin karanlık işlerin hakkında çok şey biliyor değil mi? Onu konuşturacağımdan korktum baba. Bir şey bildiği yok onun. Bu gibi küçük adamlardan korsaydık adım atamazdık hayatta. Ayrıca Necati kessen ağzını açmaz. Alır üç kuruş parasını oturur aşağı. Ha. İyi düşün baba. Selamünaleyküm. Boş odam var mı? Kimliğinizi alayım. Birkaç gün kalacaktınız acaba? Birkaç gün kalacağız işte. Haşat etmişler resmen. Hadi ya, kim yapmış peki? Bilmiyorum. En son arayanlardan biri ben olduğum için benim de ifademi aldılar. Ya sen ne dedin? Ne diyeceğim, arkadaşım dedim. Aradım, erkek sesi duyunca kapadım dedim. Yalnız herkesten şüpheleniyorlar. Bakalım altından ne çıkacak. Sende ne durumlar? Var mı yeni bir gelişme? Vallahi karşı taraf iki gündür tamamen sessizliğe büründü. Hani bizi biraz daha tetkik ediyor olabilirler. O yüzden hani bu aralar fazla görüşmesek iyi olacak. Bir şey olursa ben şu güvenli attığımı ulaşırım. Narin, sağ ol kızım be, bizi kabul ettiğin için. Ne olacak Ümmü abla? Sesin çok telaşlı geliyordu telefonda. Anlatacağım ben sana, anlatacağım. Hadi siz birazcık oynayın bahçede. Ben kek vereceğim sonra size. Narin. Belki gece bir takım adamlar geldiler, babanı alıp gittiler. Ne? Korkma, getirdiler ama işin garibi birkaç dakika sonra başka adam geldi. Çocukları da aldı gitti. Korkma, babasına götürüyoruz dedi. Aklımı oynattım kızım, delirdim. Cebe soruyorum, hiçbir şey anlatmıyor. Çocuklar da sana bu kusubuk şeyler anlatıyorlar. Kocaman bir eve gitmişler. Galina mıdır nedir, bir çocukla oynamışlar. Galina mı?
Sermet Babür'ün evi orası. Bizim Irmak'ı aradığımız gece işte. İnanmıyorum. Babamı alıp oraya götürdüler ağzından laf almak için. Konuşsun diye de çocuklarımı götürdüler. Babanı niye sormaya çekecekler ki Nari? Bir dakika, bir dakika. Bu şey Irmak dedektifin şeysi değil mi? Ya hani sen ben tanıyorum diyordun, karışma diyordun babana. Ne oldu? Anladım. Irmak gazetecilere gidip konuştu diye babam aldı kızı, kaçırdı, patakladı, ormana attı. Ümmü abla, rezalet. Ay rezil oldum. Ay rezil oldum o Irmak. Ah uyanınca ikimizi de mahvedecek, hem babamı hem beni. İnanmıyorum. Susmaz o Irmak. Susmaz, sürekli konuşur. Canını okuyacak ayılınca, babamın da benim de. Galina'nın evindeki abi. Ne? Fırat, sen de mi oradaydın o gece? Sermet'le bir olup babamın ağzından laf mı aldınız? Ha? Babamın Irmak'a yaptıklarını nasıl saklarsın benden? Nasıl söyleyecektim Nalan? Ben sadece olayların size sıçramasını önlemek istedim. Irmak konuşacaktır ha. Hay Allah'ım, şu başımıza gelen. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Adama bak. Tam iyileşti, normale döndü, her şey yolunda diyorum. Terör östürmeye başladı yine. Ben gidip bunu kendim polise şikayet edeceğim, içeri alsınlar. Sen şahitsin, sürünsün hapislerde. Ya ölseydi kız, ya bir şey olsaydı. Yapma, yapma Narin kızım, yapma ne olur. Bak şu çocukların başı için yapma. Baban ne yaptıysa senin için, Şadiye için yapma. Dili çıktı adam gazetedeki haberi görünce. Her şey şu sizi karalayanlara ders olsun diye yapıyor, biliyorum ben. Baban çok değişti kızım. Bu yaşta hapisleri attırma babana ne olur. Hep geçmişi silmek için yapıyor. Her şeyi geçmişi silmek için yapıyor kızım. Yapma, gözünü seveyim. Biliyorum bunu senden isteyemem ama onlar senin kardeşin kızım. Babasız koma çocuklarımı. Hadi kalkın gidelim. Hadi. Nalan tamam bırak. Ben bir de bu ortaya çıkarsa Deniz'le yüz yüze bakamayacak hale geleceksiniz. Durmadan gazeteler sizi mi yazsın? Ya Şadiye'yi tekrar tekrar gazetelerde görmek mi istiyorsun sen? Ya sakinleş biraz, tamam. Bırak küllensin gitsin. Kurcalama. Fırat. Ölüyordu kız, ölüyordu. Görmedin mi halini? Şimdi susmayacak, konuşacak. Narin, Irmak çok korkmuş. Ağzını açacağını sanmıyor. İyileşir iyileşmez de ben onu göndermeyi düşünüyorum. Aynen konuştuğumuz gibi. Bu süreci hızlandıracağım. Ama ters bir hareket yapmayalım, ne olur. Ya zaten bu durumdan sonra kalmayı da o kendisi istemez. Bak ben seninle buraya sakin sakin konuşmaya geldim, lütfen. Tamam mı? Rahat mısın öyle? Arkana bir yastık daha koyayım mı senin? Umak'cığım yapma böyle, bak korkutuyorsun beni ama. Hadi konuş, anlat. Bak valla içine dökersen iyi gelir, rahatlarsın. Tamam. Zorlamayacağım seni. Karnın acıkmıştır. Ben sana bir çorba yapıp geleceğim, tamam mı? Yukarıda bir göz kulak ol. Ben mutfağa gidiyorum çorba yapmaya. Tamam. Hadi yanına çık. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.